RSS oldukça popüler bir formattır. Örnekte bir blog sayfası açıktır. Adresin sonuna feed kelimesini yazdığınızda sayfanın RSS beslemesini görebilirsiniz. Bu RSS beslemesi projede kullanılacaktır. Şekildeki dosyayı Visual Studio'da açın. Blog sayfasında gösterilen RSS beslemesi Blog Example Feed XML dosyası olarak projeye dahil edilmiştir. Main Window XML dosyasına tıklayın ve görüntüleyin arayüzdeki Your Blog sekmesine tıklayın. Üstteki metin bloğuna tıkladığınızda XML'deki Title etiketine bağlandığını görebilirsiniz. Aynı şekilde alttaki metin bloğunda Description etiketine bağlanmıştır. XML ile çalışabilmek için yeni bir XML Data Provider oluşturulması gerekir. Bu satırı Windows Loaded fonksiyonundan önce yazın. Fonksiyon içinde oluşturulan Provider nesnesinin kaynağını belirtin. Kaynak olarak Örnekte açılan blok kullanılacaktır. Şimdi Provider nesnesinde XPath sorgusunu kullanarak dökümanın içinden nereden aramaya başlayacağı söylenecektir. Son olarak Tab 4 ismindeki sekmenin Data Connect özelliğine Provider nesnesini atayın. Yapılan işlemi kontrol etmek için F5 tuşuna basın. Your Block sekmesinde tıkladığınızda blokla ilgili içerik sekme içinde görüntülenmektedir. Son olarak Search Feed sekmesinde Get RSS düğmesine tıklandığında aranan içeriğin en üstte yer alan 10 konusu Your Blog sekmesinde listelenmesi istenmektedir. Bunun için Send to Bind fonksiyonuna gelin, Provider nesnesinin Source özelliğine URL değerini atayın. F5 ile uygulamayı test edin. Metin kutusuna aranacak kelime girildikten sonra Get RSS düğmesine tıklayın. Your blog sekmesine tıkladığınızda en popüler 10 konunun listelendiğini ve ilk konunun da görüntülendiğini görebilirsiniz.